Evet, okey. Hoş geldiniz tekrar. Öğleden sonra yemek sonrası keyifli, bence keyifli bir konumuz var. Sosyal medya tüketici davranışı. Bu sunumun öncesinde birkaç tane varsayımdan bahsetmek isterim. Çünkü sonuçta bir model ortaya koyarken, bir konu hakkında bir yorum yaparken mutlaka belli varsayımlar altında yorumlar yapıyoruz. Ve belli varsayımlar aslında altında konuşuyoruz. Dolayısıyla ne kadar onu net tanımlarsak o kadar da rasyonel olur. Sonuçta tüketici davranışı konusu çok geniş bir disiplin. Akademik de bir disiplin. Yani master düzeyinde, doktor düzeyinde çok derinliği olan bir konu. Sosyal medya tüketici davranışı üzerine de çok derin aslında çalışmalar var baktığınızda yurt dışında. Henüz daha Türkiye'de o detayda akademik olarak konuşuyorum. Sosyal medya tüketici davranışı üzerine çok derin çalışmalar yok. Bugünkü kısa sürede aslında bizim daha çok akademikle pratiğin birazcık daha karıştırılmış, daha bizim hayatımızın içerisinden daha kolay anlayabileceğimiz ve birazcık daha pratik ağırlıklı bir sosyal medya tüketici davranışı sunumu. Burada hani çok inanılmaz derinlik, inanılmaz akademik referans, bunlara çok fazla girmeyeceğim. Buna da hani bilinçli giriyorum. Onun için önce bu varsayımlarla başlayayım istiyorum ki o şekilde değerlendirelim. Sonuçta adettendir. Hani kimdir, konuşmacı nedir, ne değildir. Gerçi elinizde kitaplar da var. Ama bizim artık neslimiz etiket bulutu nesli. Biz daha çok folksonomiye inanıyoruz, etiketlemeye inanıyoruz. Dolayısıyla artık zaten herkes detaylı bir şekilde, bunu zaten takip edenler de böyle yapıyor. Detaylı bir şekilde herkes kendini etiketlerle ifade ediyor. Dolayısıyla ben de hani uzun uzun şuyum buyum vesaire, şunları seviyorum, bunlardan hoşlanırım, şu kelimeleri genelde kullanırımdan ziyade etiketlerle paylaşmak benim için de daha kolay oluyor açıkçası. Şimdi aslında Kotler hepinizin bildiği bir pazarlama gurusu. Bu tanımı belki 1000 tane yerde gördünüz. Belki üzerinde durmadınız, belki ilginizi çekti. Bir de biz biraz bunu ders kitaplarında okuduğumuz zaman çok aşırı sıcak gelmiyor bize bu tanımlar. Ama bu tanımlar hala bizim hayatımızda bir sürü şeyi açıklıyor. Pazarlama dünyasında da hala bir sürü şeyi açıklıyor. Burada birkaç tane sadece kelimenin altını çizmek istiyorum. Şimdi Kotler'in pazarlama tanımında insanların fiziksel, bunun altını çizmek istiyorum. Daha sonra sosyal, bunun da altını çizelim. İhtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçları karşılama sürecidir. Şimdi burada birkaç şey var. Benim fiziksel ihtiyacımı belirliyor ve karşılıyor. Sosyal ihtiyacımı belirliyor ve karşılıyor. Aslında pazarlama hem çalıp hem oynuyor özünde. Çünkü benim aloe veralı tuvalet kağıdına hiçbir zaman ihtiyacım olmamıştı aslında. Ama bana pazarlama dedi ki bak aloe veralı tuvalet kağıdı var. Ya da şöyle özel sular var, şöyle özel hava satıyorum sana. Dolayısıyla o ihtiyacı bana oluşturup pazarlama bunu benim satın almam doğrultusunda gerekli kurguları yapıyor. Dolayısıyla da ben aslında o pazarlamanın oyunun kurallarını koyduğu bir denklemde etkin olmayarak ben de oyunun içerisinde yer alıyorum. Şimdi burada fiziksel ve sosyal ayrımı aslında bizim şu zamanki dünyamıza çok ciddi referans veren bir ayrım ve bunun üzerinde duracağım. Çünkü pazarlama özellikle 1950'lere kadar bizim daha çok fiziksel ihtiyaçlarımızla ilgilenen bir disiplindi. Şimdi bu John Grant'in bir analojisidir. Bizim fiziksel ihtiyaçlarımızla derken şöyle değerlendirelim. John Grant diyor ki insanlar 1900'lerde özellikle sanayi devriminden sonra zamanlarının anlamlı bir kısmı çalışmaya gidiyordu ve başka bir zamanları yoktu. Burada yaklaşık 14-15 saate varan çalışma zamanları ve burada pazarlama tamamen artık satışa destek veren ve çok temel düzeyde fiziksel öğelerin ön planda olduğu yıllardı. Burada Harley Davidson bu yıllarda sağlamlık, sürat vesaire söylüyor. Bize herhangi bir şekilde aşk markasıyım, özgür hisset kendini bu gibi mesajlar vermiyor 1900'lerden 50'lere kadar. 50'lerden itibaren bizim için hayatımızda pazarlamanın içerisinde birazcık daha duygusal ifadeler girmeye başlıyor. Ve buna John Grant fantazi imaj devri diyor. Burada zaman dağılımı ile alakalı baktığında da insanların birazcık daha zamanları kalmaya başlıyor. Özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çalışma süreleri daha mantıklı düzeylere iniyor. Şimdi 2000'lerden itibaren ise buna post image devri diyor.
Ve işin içerisine zihinsel öğeler girmeye başlıyor pazarlama iletişiminde. Zihinsel öğeler girmesi ne demek? İşte biz artık böyle Body Shop'u alırken, aa bak işte bunlar da şöyle çevreci bir marka, şunlar da destek veriyor, yu da bilinçaltımızda düşünmeye başlıyoruz. Bu aslında zihinsel öğelerden, giren zihinsel öğelerden birazcık kastım bu. Ve insanların zaman dağılımında hayatlarına bir kriter daha giriyor, o da öğrenme. Öğrenme aslında bizim tüketici davranışımızın önemli bir bazını oluşturuyor 2000'lerden sonra. Ve biz bunu aslında çok fazla görüyoruz. İşte görüyoruz, evde görüyoruz ve sosyal yaşamda görüyoruz. İşte nasıl görüyoruz? Bundan 15-20 sene önce baktığımızda şirketler sadece çok teknik konularda çalışanlarını eğitimlere gönderirken, işte kalite vesaire, onlara özel bireysel eğitim planları yapmazken şu anda baktığımızda şu anda hepiniz buradasınız. Birçoğunuz bir yerlerde çalışıyorsunuz ve artık çok fazla eğitim programları var, seminer programları var, workshoplar var ve şu anda Amerika'da eğitime ayrılan yıllık bütçe $72 milyar. Bunda üniversite yok. Sadece şirketlerin eğitime harcadığı bütçe. Dolayısıyla bu apayrı bir dünya haline geldi. Şimdi burada hep tüketici davranışı ve temel motivler düzeyinden bakmak gerekiyor. Şirketler neden bu kadar eğitime para harcıyorlar? Ve bu artarak da gidiyor. Bunun temel motivleri ne? Evet, çalışanların başarılı olmasını istiyorlar. Okey, bu birazcık daha yüzeysel bir motif. Bunun biraz daha derinlerine indiğimizde sonuçta şirketlerin tabii ki kar hedefleri var, tabii ki satış hedefleri var. Tüm bu hedefler doğrultusunda şirketler de, bu arada sizler de gelebilirsiniz arkadaşlar. Şey yapabiliriz, burayı doldurabiliriz yani. Safları sıklaştırır mı yani? Ayakta kalanlar var çünkü. Sonuçta şirketler bu motivle çalışanlarını gerçekten eğitmek istiyorlar ki ucunda büyük bir havuç var. Sonuçta kendi profitini maksimize etmek istiyor. Karını maksimize etmek istiyor. Çalışanlar niye eğitim almak istiyor? Çalışanlarda da aslında tam rekabetçi bir piyasa var. Çünkü herkes aynı üniversiteden ya da herkes üniversite mezunu. Herkes işte bir iki staj yapmış. Herkes bir yere girmek istiyor. Nasıl farklılaşacak? İşte aldığı eğitimlerle ya da mevcut bir yerde çalışıyorsa işte master'ını yapacak, doktorasını yapacak ya da farklı bir eğitim alacak, farklı bir sertifika alacak, farklılaşacak. Dolayısıyla upgrade olacak, daha yükselecek, terfi edecek. Aslında çok temelindeki motiv burada terfi ve para kazanma, çok hani amiyane tabiriyle anlatıyorum. Tabii ki bunu self-actualization, yani daha böyle insanların kendini gerçekleştirme motiviyle yaklaşımlar da var ama bunun asıl ağırlığı burada. Dolayısıyla iş hayatında da çok ciddi bir öğrenme furyasının ve bunun bir artık sektörünün oluştuğunu 2000'lerden sonra fazlasıyla görüyoruz. Ev hayatına baktığımızda eskiden ev hanımları çocuk bakımını, yemek yapmayı annelerinden, kayınvalidelerinden, babaannelerinden öğrenirken şimdi artık çok ilginç yemek tariflerini çok güzel web sitelerinden bulabiliyorlar. Anne çocuk bakımıyla alakalı çok güzel yine platformlar var. Buradan çok detaylı bilgiler elde edebiliyorlar. Dolayısıyla burada da aslında bayanlar arasında da bir öğrenme motivi çok dominant bir şekilde. Bunu sadece çalışan bayanlar olarak değerlendirmeyin. Ev hanımlarının arasında da bu çok baskın bir şekilde var. Çünkü artık herkes hala günler yapılıyor biliyorsunuz Türkiye'de. Ama günde standart işte bir su böreği, yani gerçi su böreği biraz yani ileri düzey bir şey de gün için. Standart bir kol böreği, poğaça işte vesaire yapmaktansa işte bir tane ev hanımı tiramisu yapabiliyor. Ya da çok özgün bir, hatta moka vesaire bile yapabiliyor. İşte internette öğrendikleriyle. Ne oluyor aslında? Bunu niye yapıyor? İşte farklılaşıyor özünde baktığınızda. Orada da bir piyasa var amiyane tabiriyle. Ve o piyasada da bir farklılaşma var. Ve o farklılaşmanın motiviyle öğrenmeyi tüketiyor. Dolayısıyla yine burada oradaki tüketici davranışında da öğrenme çok büyük bir baz oluyor. Niye ben kahve kültürü hakkında bilgi almak istiyorum? Çünkü ben kahve kültürü hakkında edindiğim bilgiyi yine satabiliyorum. Çünkü eskiden insanlar yine birbirlerine gittiklerinde işte içecek olarak temel şeyler ikram edilirken şimdi baktığımızda işte sana ben moka yapayım, işte sana espresso yapayım gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. Bir sürü insanın evinde şey var sonuçta, kahve makinesi var. Ve bir sürü insan kahve hakkında konuşmayı seviyor. Kendine özgün kahveler yaptırmayı seviyor. İşte içine şu şurubundan koy, şunu çıkart, bu şöyle bir süt olsun vesaire. Bunun da aslında arka planında yine benzeri motiv var. Ve markalar, tüketiciler nezdindeki bu motivi çok net bir şekilde aslında değerlendiriyorlar. Dolayısıyla
burada öğrenme lafının çok hani altını çizerek aslında hani şu anda 360 derece tüketici davranışında nasıl bir baz oluşturduğunu sorgulayabiliriz. Sosyal yaşama baktığımızda Hollywood aslında bu öğrenme motivini çok daha önceden keşfetti. Çünkü bir Jurassic Park'ı hatırlarsak, Jurassic Park'ta biz aslında çok kabaca biyolojiyi öğrendik ana hatlarıyla. İşte Shakespeare'in Love'da biz edebiyatı öğrendik. Gladiator'da da tarihi öğrendik çok kabaca. Şimdi Yeşilçam'a baktığımızda bayağı bir süre geçtikten sonra Yeşilçam'da biz işte Mustafa, Yandım Ali, Beynel Miner gibi filmlerin çekilmeye başlandığını gördük. Bu filmlerin arka planında, evet film güzel bir film ama arka tarafında bana tarihten de bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla bu benim tüketme ihtimalimi daha da arttırıyor. Çünkü bu da keyifli bir şey. Sadece filmi alıp eğlendik, tüketmiyoruz. Ha bir tarafta demek ki işte o zaman da bu böyleymiş gibi bir tortu da bırakıyor kafamızda. Dolayısıyla eğlence sektörü de aslında bu öğrenme motivini çok net bir şekilde kullanıyor. Özellikle de bunu sinema çok net kullanıyor. Dolayısıyla bu kadar bizde öğrenme motivi var. Çok hevesliyiz, süper. Bir taraftan da bizim bu hevesimize tepki verecek, cevap verecek enstrümanlarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir bilgi ve algı bombardımanıyla aslında karşı karşıyayız. Şirketimizde portaller var, internet bilgi portalleri var, e-booklar var, dergiler var, makaleler var, kitaplar var, magazin programları var, futbol programları var, sosyalleşme siteleri var, bloglar var. Burada iki dergiden fazla abone olan kaç kişi var? İki dergiden fazla. Soft. Pardon, hard soruyorum, özür dilerim. Hard, ikiden fazla, güzel. Birden fazla. Peki soft'ta ikiden fazla? Yine bayağı var. Peki ikiden fazla olanlar, ikisini de, yani ikinin üstünü de tamamını rahat rahat bitiriyor musunuz? Yani hakkını vererek satır satırını okuyorum diyebiliyor musunuz? Diyemiyoruz. Scan ediyorsunuz ama değil mi? Sonuçta şöyle scan edip sizinle ilgili bir şey var mı yok mu daha çok bakıyorsunuz. Bu genel zaten davranış bu. Bilgisayarlarımıza böyle sağdan soldan sunum indirmeyi çok seviyoruz. Makale indirmeyi çok seviyoruz. Hatta arkadaşımızda varsa onun hard diskine USB'mizi keyifle sokup ondan çok ciddi hani folder'lar aldığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Ama bunların sonra ne kadar bakabiliyoruz? Bu da önemli bir şey. Burada soru işareti. Aynı şekilde özellikle ev hanımlarının çalışan ve çalışmayan algı ve bilgi bombardımanında magazin programları çok büyük baz teşkil ediyor. Çünkü burada da aslında temel motivlere baktığımızda, hatta ben bakmayayım size sorayım. Bir magazin programını bir bayan neden seyreder? Kıyafete bakar. Dizileri de öyle. Ben bunun biraz böyle tatlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kıyafete bakmak güzel bir kılıf olabilir mi? Çünkü mesela Aşk-ı Memnu'yu bütün bayanlar kıyafete baktığı için izlediğini söyledi. Ama öyle miydi? Başka neler var? Evet, esinlenme var. Ona bir öykünme yok mu? İmrenme. Sadece Behlül'ü izleyenler var. Sadece Bihter'i izleyenler var. İşte şimdi sadece Behlül'ü izleyenler var dediğiniz zaman tüketici davranışının temelindeki bazı motivler ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü orada kıyafete bakmak bunun en kılıflısı. En böyle hani acıtmayanı. Çok evet, kıyafet çok güzel, ev çok güzel, dekorasyon çok güzel. Yani bu her yerde paylaşabileceğiniz bir şey. Ama Behlül de çok yakışıklı adam. Ya da işte Bihter'in de şu kıyafeti çok güzel, keşke ben de alabilsem. Daha hani böyle çok kolay, çok hızlı paylaşılabilen motivler değil. Peki erkekler futbol programını niye izliyor? Hastalar, evet. Hastalar çok böyle demek ki bir birikim var. Evet, onu netleştireyim. Teşekkür ederim. Yani maçtan sonraki işte hani Ahmet Çakar ve Türevi, Erman Torol Türevi programı. Etkileri de almak için herhalde. Tartışmalarda bir şeyler duyup argümanlar. Aynen öyle. Temel motiv bu. Şimdi şöyle düşünün, 90 dakika herkes bir maçı seyrediyor. Herkes aynı maçı seyrediyor ve maç çok kompleks bir şey değil. Top oradan oraya gidiyor, gol belli, offside belli. Ama maç sonunda o maçı anlamak için 3 tane daha program seyrediliyor. Yani aynı maçla alakalı. Şimdi bu niye seyrediliyor? Buradaki temel motiv aslında şu. Ben ertesi gün, pazartesi günü, çünkü futbol çok büyük bir ortak payda. Çok büyük bir ortak payda.
Bir CEO da forma giyip maça gidiyor. İşte oradaki teknik bir görevli de forma giyip maça gidiyor. İkisini ortada buluşturacak en temel şeylerden biri futbol. Ve ertesi gün işte CEO ile teknik adam karşı karşıya geldiğini düşünelim. Teknik eleman. Teknik eleman çok özgün bir yorum yaparsa o maçla alakalı, mesela penaltı pozisyonuyla alakalı, o zaman CEO'nun bilinçaltına vay be adam hakikaten hakim bu işe. Bu aslında çok temel şeylerden biri ve dolayısıyla erkekler aslında tam dediğiniz gibi gerçekten özgün yorumu ya da kendisi çok fanatikse kendi argümanını destekleyecek en doğru yorumu bulmak için sürekli kanal değiştirip bir sonraki programa atlıyorlar. Dolayısıyla aslında bunun için de genel olarak ciddi manada tüketiyoruz. Peki erkekler niye magazin programı izler? Nasıl? Olabilir. Başka? Ama et görmek için daha kolay yani internette falan görebilir. Bunlar da hala çok soft yorumlar bunlar. Başka? Heh, güzel. Şimdi şuradan bir yorum geldi. Sempatik görmek için. Niye sempatik görmek ister erkekler? Aslında kadınların alanıyla alakalı bir konuda tırnak içinde ahkam kesiyorsun. Ahkam kestiğin zaman yine ilk konuşmanın başındaki şeye döneceğim. Farklaşıyorsun. Standart bir erkek işte Çağla Şikel'le eşinin ne yaptığını bilmiyorken işte sen orada Çağla Şikel Bodrum'da eşiyle şunu yapmış hakkında advanced bir bilgi verdiğin zaman tırnak içinde farklaşabiliyorsun aslına baktığında. Şimdi bu dünyada öğrencilerin birazcık size öğrencilerin size bu konuda bakışını göstereceğim bir de. Pardon. Büyüteceğim. Işıkları biraz kapatabilme ihtimaliniz var mı? Yok. Yok, tamam, devam. Bu sorun artık bizde de başladı.
Şimdi buradan ne çıkarıyorsunuz? Farklı bir kafa yapısı var değil mi? Yani baktığınızda öğrenciler arasında ve çok özgün bir şekilde bu kafa yapısını aslında şey yapıyorlar, ifade ediyorlar. Bu Michael Welch'i takip etmenizi öneririm. Kendisi işte orada da yazdı, Kansas State'te Digital Etnografi hocası ve dijital mecraların kültürel çalışmaları üzerine çok ciddi çalışmaları var. Dolayısıyla aslında bu bilgi, algı, bu öğrenme motivinin yoğun olduğu bir bombardımanda aslında bir taraftan da genç neslin davranış temelleri, nasıl baktığı, nasıl değerlendirdiği ve nasıl uyguladığı da aslında burada görebiliyoruz. Peki, sosyal medya tüketici davranışının birazcık daha derinine girmeden önce her zaman böyle ihtiyaç duyabileceğimiz, yani çoğunuzun da artık binlerce kere okuduğu, yine aynı Kotler'in tanımı gibi Maslow'un bir ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi böyle evet bize sınavda sordular, yazdık, geçtik tadında bir şey aslında. Ama birçok davranışı çok ciddi manada açıklayabiliyor ve sosyal medya için de bunu oturtabiliriz. Hepinizin bildiği gibi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin piramidinin tabanında fiziksel ihtiyaçlar var. Bunlar neler? Yeme, içme, nefes alma, cinsellik gibi temel ihtiyaçlar. Güvenlik ihtiyacı piramidin ikinci temel ihtiyacı. Bunlar da işte kendisini, ailesini, toplumu güvende ve emniyette hissetme aslında. Ait olma ve sevgi ihtiyacı piramidin üçüncü basamağı. Başkaları ile ilişki kurmak, kabul edilmek, bir yere ait olmak. Değer ihtiyacı piramidin dördüncü basamağı. Başarılı, prestij sahibi, yeterli olmak, herkesin benimsediği biri olmak. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı ise en üst basamağı. Kişisel tatmin, kişisel başarı, kişinin potansiyelinin ortaya çıkarılması. Şimdi yeme içme ihtiyacı ve sosyal medya davranışına bakacak olursak, sosyal medya ile yeme içme davranışımız ne kadar kesişiyor? Nasıl kesişiyor mesela? Fotoğrafın şey hakkında geri bildirim vermiyorum. Bakın geri bildirim vereceğim fotoğraftan kaynaklarını koydum altında. Sonra insanların yeme alışkanlıkları hakkında bilgi vermiş olalım. Evet, nasıl etkiliyor sosyal medya bizim yeme içme alışkanlığımızı, yeme içme davranışımızı daha doğrusu? Güzel. Benim aslında tırnak içinde offline bir mecrada yeme içme davranışımı, yani bir yere gideceğim, o yerin hizmetini satın alacağım. Onu almadan önce araştırmam konusunda sosyal medya ciddi bir enstrüman oluyor. Dolayısıyla araştırma fonksiyonunu yere getiriyor. Ve siz yeme içme tırnak içinde sektöründeyseniz sosyal medyadaki varlığınız ve sizin hakkınızdaki yorumların niteliği aslında sizin conversion rate'lerinizi arttıran bir şey baktığınızda. Özenmeyi aynı zamanda ortaya çıkıyor. Çünkü birinin bir yerde bir şey yemesi ve onu tavsiye etmesi sonuçta size bir özenme motivi sağlayabiliyor. Sonuçta conversion da yaratabiliyorsunuz. Yani doğrudan online sipariş verip hiç özenmeden yiyebiliyorsunuz. Bunu traditional yani geleneksel sitelerden yapabilirken aynı zamanda oyunların içerisinden bile artık hiç oyunumuzu escape'e basmadan sipariş verebiliyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla çok da uzak değil. Şimdi cinsellik ve sosyal medya davranışı çok böyle iddialı bir başlık aslında baktığınızda. Ama sosyal medya davranışını bu Maslow'un fiziksel ihtiyaçlar hiyerarşisinde bu çok ciddi açıklayan şeylerden biri. Facebook motivleri ile alakalı konuşacağız. Daha önce de hatta farklı platformlarda bahsetmiştim. Facebook motivlerinin en hani baskın motivi flört arayışı. Flört arayışının aslında arka planındaki en temel motiv de cinsellik motivi ve buradaki Freudian bir yaklaşım bu aslında. Freud diyor ki işte cinsellik tüm insan davranışlarında çok önemli bir rol oynar ve insan ilişkilerine ve etkinliklere yön veren ana öğedir diyor. Tabii Freud'u çok iddialı ve bir yolu var biliyorsunuz yani sonuçta. Burada biz ana öğe lafına en azından hani bir şart koyabiliriz, bir soru işareti koyabiliriz ama önemli bir öğe diyebiliriz. Sonuçta burada bir partner arayışı da çok önemli bir motif sosyal medya davranışında. Yani insanların birbirlerinin profillerine bakmasında bile aslında bu temel bir motif. Tatmin arayışı temel bir motif. Dedikodu arayışı yazmışım. Neden böyle bir şey yazdım acaba? Ne düşünüyorsun? Medeni durumunu değiştirmesi, ilişkide, evli, bekar. Sonuçta aynen o da işte falanca şundan ayrılmış. Nereden biliyorsun? İşte Facebook'tan biliyorum. Falanca şuna çıkmaya başlamış, fena kız değilmiş. Nereden biliyorsun? Facebook'tan biliyorum. Dolayısıyla
onları da artık takip eden alertler kurmaya başlıyoruz. Şimdi aslında Freud'un az önceki şeyi yorumu çok da istatistiklere baktığımızda haksız gözükmüyor. Çünkü internet tıklamalarının %61'i aslında seks içerikli sitelerden geldiğini görüyoruz. Şimdi bu da bir önceki temel motivin yani davranış düzeyinde ne kadar aslında etkili olduğunu bize bunu gösteriyor. Ama yine Türkiye'de çalışan ikinci en büyük motiv sosyal medya davranışında başkalarıyla ilişki kurmak, kabul edilmek, bir yere ait olmak ve sosyal medya davranışı. Burada neler var? Ben de onlardanım. Kimlerden? Atıyorum Türk bayrağını sevenler. Biliyorsunuz Türk bayrağı Facebook'ta case study şu anda. Ve globalde çok iyi sıralarda grup olarak. Yani hani içerik olarak baktığınızda hani evet Türk bayrağını sevenler o kadar başka bir şey yok. Ama sonuçta ben de onlardanım çok çalışan bir motif. Eleştirmen takipçiyim. O da çok çalışan bir şey. Çünkü bazı mizaçlar ve bazı karakterler çok aktif olarak sosyal medyanın içerisinde bir şeyler paylaşmayı sevmiyorlar. Gerek mizaçları gerek de almış oldukları geçmişleri nedeniyle. Dolayısıyla onlar çok iyi takipçi olabiliyorlar ve daha aktif eleştirmen olabiliyorlar ya da offline'de eleştiri yapabiliyorlar. Online'de eleştirmeseler de. Eleştirmen yorumcuyum. Onlar da direkt online'da hem takip edip hem eleştirip hem de yorum yazan bir sürü insan var. Kendisi çok fazla yine paylaşmıyor. Güvende hissetmek burada çok önemli. Yani siz falanca filanca gruplara Facebook'ta ya da sosyal medyada ya da filanca yine blog network'üne üyeyseniz aslında bilinçli de olarak arka planda bir güven hissediyorsunuz. Bir yere ait olma hissiyatınız aslında tatmin oluyor. Onlar gibi düşünüyorum. Yine ben o gruba aidim ve onlar gibi düşünüyorum. Burada önemli bir motif. Kim nerede ne yapmış? Aslında az önceki dedikodu motiviyle biraz paralel giden bir şey. Ama kim nerede ne yapmış bizim aslında sosyal medya tüketimimizin çok anlamlı bir kısmını sağlıyor. Dolayısıyla da bir sürü insan ben şuradayım, şu anda Webrise'deyim, işte Webrise Summit'te şu anda işte şu semineri veriyorum, hadi beni dinleyin gibi. Aslında bu kadar paylaşımın bu kadar fazla olmasının sebebi de herkesin aslında birbirini takip etmesi. Çünkü herkes merak ediyor kim nerede ne yapmış, ne etmiş, kimle yemek yiyor, ne konu hakkında konuşuyorlar. Dolayısıyla bu da önemli bir motiv. Çok iyiyim. En çok çalışan motivlerden biri. Yani aslında işte ben Webrise Summit'te sunum yapıyorum. Evet, so what? Çok iyiyim çünkü. Yani evet bak beni buraya çağırdılar, ben buraya geldim. İşte sizin karşınıza çıkmış, şu kadar insan dinledi, herkes aferin dedi. Yani aslında orada arka planda çok iyiyim motivi. Bizde çok ciddi çalışan bir aslında sosyal medyada çok fazlasıyla çalışan. İşte falanca ile yemek yedim. Falanca kim? Önemli biri. Filanca yerde yemek yedim. Filanca yer ne? Öyle herkesin şöyle bir tıkta gidebileceği bir yer değil. Dolayısıyla bak ben çok iyiyim burada. Yemek yiyebiliyorum. Şurada toplantı yapabiliyorum. Dolayısıyla bu bayağı kullanılan bir şey, motif. Başarılı prestij sahibi, yeterli olmak, herkesin benimsediği bir kişi olmak ve bu sosyal medya davranışına baktığın zaman bu da aslında işte onun gibi olacağım. Onu takip ediyorum. Ona yorum yazıyorum. Onun takip ettiklerini takip ediyorum. Kitleler peşimden koşacak. Bana çok değer verecekler. Şimdi eskiden biz bu kadar bu insanları bu kadar yakın takip edemiyorduk. Ama şu anda bizim Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ki bu motivi doldurabilecek düzeyde elimizde enstrüman var. Siz bugün işte TED'den açıyorsunuz hepsinin çok detaylı sunumlarını, adamların yaşam tarzlarını, ne yediklerini, ne içtiklerini hepsini çok net takip edebiliyoruz. En üst basamak kişisel tatmin, kişisel başarı, kişinin potansiyelinin ortaya çıkarılması. Blogum var. Kendimi ifade ediyorum, tweetliyorum, bol bol paylaşıyorum. En kral face performansını ben gösteriyorum. Arama motorlarıyla da aram iyi. Havalı sunumlar hazırlıyorum. En kral tarla performansı da bende. Dolayısıyla aslında kişisel tatminimi sağlıyorum ve kişisel başarı potansiyelimi ortaya çıkarıyorum. Şimdi sosyal medya hayatımıza girmeden önce benim hürriyette bunu yapma imkanım ne kadar azdı takdir edersiniz değil mi? İşte benim hürriyetim işte ilk sayfasına çıkıp ya da herhangi bir gazetenin ilk sayfasına çıkıp işte ben çok iyi bir adamım, şunu gerçekleştirdim, bunu yaptım diyebilmek konvansiyonel medyada çok zorken şu anda bu enstrümanlar sayesinde ben de çok kolay kendimi hem tatmin edebiliyorum hem de potansiyelimi ortaya çıkarabiliyorum. Çok özgün şeyler yapabiliyorum. Peki, biz Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisiyle
sosyal medyaya bir maddesi oturtursak ne olur? Ne olur bakalım. Şimdi kimlik ifade konusunda bu ihtiyaca en güzel adres veren şeylerden biri bloglar. Video içerik paylaşım ve sosyal imleme siteleri. Profil odaklı sosyal ağlar ve amaç odaklı sosyal ağlar. Statü ve kendini gerçekleştirmeye en çok cevap veren enstrüman, sosyal medya enstrümanı bloglar. Profil odaklı yine sosyal ağlar. Rating ve değerlendirme siteleri, amaç odaklı sosyal ağlar. Yardım etme, yardım alma motivine en çok adres veren bloglar. Rating ve değerlendirme siteleri, amaç odaklı sosyal ağlar. Ait olma, birlikteliğe baktığımızda kendi kendine yapılanan gruplar, işte Yahoo, Google grupları gibi. Ki ait olmayı bu çok yüksek manada arttıran. Profil odaklı sosyal ağlar ve amaç odaklı sosyal ağlar. Toplulukta olma hissini ise iki tane karşılayan var. Yine kendi kendine yapılan gruplar ve amaç odaklı sosyal ağları görüyoruz. Aslında burada da Maslow'la sosyal medyanın tool'larını bir matrisle değerlendirip şey yapabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Peki aynı Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkarak biz sosyal medya ihtiyaçlar hiyerarşisi yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bunun piramidin en altında var olma ihtiyaçları var. Şimdi bu işin ilk adımı nasıl bizim fiziksel ihtiyaçlarımız gibi sosyal medya ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk adım var olma ihtiyaçları. Yani bilgisayarların birbirine fiziksel olarak bağlanabilmesi, işte dokümanları paylaşabilmesi, bizim internette Hello World diyebilmemiz, biliyorsunuz metaforu. Daha sonrasında bağlanabilme ihtiyaçları, dokümanlar, siteler, uygulamaların birbirine bağlanabilme yeteneği. Daha sonrasında organizasyon ihtiyaçları, işte artık meta taglere, başlıklara ya da etiketlere göre organizasyon, semantik ihtiyaçlar, dilden içerikte anlam çıkarabilme yeteneği ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı, kişisel tatmin, kişisel başarı. Aslında o şey de Maslow'la tamamen paralel. Sosyal medya sadece onun en uygun yeri seçilmesiyle alakalı. Şimdi tüm bunlar altında birazcık Türkiye fotoğrafına odaklanırsak, bugün aslında çok fazla istatistiksel sunumlar vardı. Onun için ben çok fazla daha betimsel istatistiklerden değil de ve daha nedensel konuşmak istiyorum. Onun için bunu geçiyorum. İnternet iyiye gidiyor. Evet, onu biliyoruz. Sonuçta Türkler ve bizler, yani sonuçta çok duygusalız ve duygularımızı paylaşmayı çok seviyoruz. Ve bu da bizim aslında sosyal medya davranışımızı çok etkileyen bir şey. Onun için işte Türk bayrağı Facebook'ta case olacak kadar büyük bir grup. Arkadaşlarımızı da ailenin bir parçası olarak görüyoruz ve sürekli genişletiyoruz ailemizi, arkadaş çevremizi. Dijital medya tüketiminde Avrupa'da birinci sıradayız. Bu slide zaten bugün Comstore'da da vardı da bunun Avrupa versiyonu yoktu, global versiyonu vardı. Burada Avrupa'da birinci olduğumuzun altını çizmek için bunu buraya koydum. Friend with'de paylaşımda dünyada birinci sıradayız. Hem de böyle abartı bir birinci sıradayız, yani öyle standart bir şekilde değil. Şimdi bu aslında bir şey, bu da bir case yani. Niye biz FriendFeed'de bu kadar diğer dünya milletlerinden daha farklı kullanıyoruz? Sizce? Konuşmayı ise diğer platformlarda da konuşabiliriz. 140 karakter kısıtımız yok. Okey, tamam, doğru. Başka ne olabilir? Çok doğru. O da ilgimizi çekiyor aslında. Yani stream mantığı aslında biz daha çok seviyoruz ve stream friend feed'de birazcık daha güzel akıyor herhalde. Başka ne olabilir? Bu. Duygularımızı daha iyi ifade ediyoruz. Diğer yerlerde edemiyor muyuz? Daha kolay yorum yapılabilmesi. Daha kolaylaştırıyor. Evet, okey. Facebook'ta eski arkadaşlarım için friend feed'de yeni arkadaşlar. Güzel, güzel bir yorum geldi buradan. Evet. Başka? Aslında işte ilk konuştuğumuz, hani o rekabetten bahsettik ya, işte ben çok iyiyim, daha çok like aldım vesaire. FriendFeed'in bu özelliği ve sizin işte ne kadar like almanız, ne kadar yorum almanız, onun daha yukarıya çıkması bilinçaltında çok daha aslında bizim bunu tüketmemiz tetikliyor. Bu önemli bir neden. Teşekkür ederim. Başka var mıdır?
Doğru. Evet. O da doğru. Ki bu dünyanın her yerinde de öyle ama friend feed'i onlar çok fazla kullanmıyorlar. Başka bir şey daha arıyorum ya. Bir şey daha var böyle. Friend feed'in biraz özelliğini düşünürseniz. O da var da değil. Tam olarak o değil. Değil. Evet. Biz biraz böyle sağda solda uğraşmayı sevmiyoruz. Yani şey olarak. Çok böyle işi dağıtmayı sevmiyoruz. Yani hem git Twitter'a yaz. Oradan git işte Facebook'a yaz. Oradan git Tumblr'ı güncelle. Yani işte friend feed aslında bizim o tembelliğimize tırnak içinde çok iyi adres olan bir mecra. Yani burada işte aradığım oydu. Teşekkür ederim. Yani asıl önemli şeylerinden, özelliklerinden biri de o. Bir kere tanımlıyorsun orada account'ı. Ondan sonra bütün account'ları oradan şey yapabiliyorsun, değerlendirebiliyorsun. Bunu geçiyorum. Doğru. Kullanılmayan bir şey ve şeyi de düşüyor. Yani şu anda hatta daha geçenlerde konuşmuştuk. Altyapı olarak da yani kendi hype olarak da dünyada da çok ciddi bir düşüşte friendfeed. Evet, geliştirilmiyor. Ama biz kullanıyoruz hala. Yani şeyde sorun yok. Evet. Şimdi baktığımız zaman Türk internet kullanıcısı erkek dominant bir kullanıcı. Neden? Yani tüm az önce konuştuklarımız doğrultusunda neden biz erkek kullanıcıyız? Açayım slide'ı. Şimdi erkekler neden bu kadar fazla? İşte mail tüketiminde de yine erkekler dominant. Eğlence tüketimi özellikle film indirme, film altyazı bulma, işte müzik indirme, haber, teknoloji, forum. Forumlar biliyorsunuz zaten hani çok ciddi manada trafiğin anlamlı kısmını hala alıyor. Eski kız arkadaş ne yapıyor? Flört arayışı, geyik, arkadaşlar ne yapıyor? İddia, torrent, futbol, basketbol, forumlar. Yani bunlar aslında ana etiketlerle bizim erkek tüketici davranışının arka planındaki şeyler bunlar. Şimdi burada ilginç bir yaş dağılımı var Türkiye'de. %27'si Türk internet kullanıcısının 15-20, %22 25-34, %19 45+, %18 35-44, %14 21-24. Dikkat edin, 35-44'ten daha fazla 45+ var. Şimdi soru, 21-24 neden bu kadar az? Çünkü tam böyle hani heyecanlı zamanlar. İşte üniversite son sınıf, staj kimi tarafta, kimi zamanda işte finaller, iş başvuruları ya da akademik kariyerse yüksek lisans başvuruları. Eğer okumuyorsa evlilik ilk yıllar, vakit bulamama. Aslında bunu birazcık açıklıyor. 15-20 ne kadar, neden bu kadar fazla? Ergenlik, flört arayışı, offline gündemlerin online üzerinde oluşması. Bu aslında o kitlenin önemli bir açıklayıcı. Sınavlara destek, arkadaşlarla iletişim, eğlence tüketimi, ödevlere destek, arkadaşlardan geri kalmama. 45+ neden bu kadar fazla? İkinci ergenlik, flört arayışı, günü yakalayamama, hayatta farklılık arayışı, çocuklarla iletişim, yeni hobiler, uzaklarla iletişim ve yaşıtlara hava atma. Dolayısıyla aslında bu 45+'ın %19 gibi anlamlı bir yüzdesini genel hani tabii ana hatlarıyla bunların hepsi bu gibi hani davranış motivleriyle hareket ettiğini görüyoruz. Bunları birazcık daha geçiyorum ne yaptıklarını. Şimdi Facebook bu dataya girmeyeceğim. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Dördüncü sıradayız. Farmville'de dünyada ikinci sıradayız. Gayet iyiyiz baktığınızda Facebook penceresinde. Bununla alakalı çok kısa bir video izleteceğim size. Bu Facebook'ta iyi olmamız nerelere gidebiliyor? Bu Türkiye'de çekilmiş bir video değil de. Ama bizim ders almamız gereken bir video. Aslında burada aradaki kelimeler hep Facebook'un davranış motivlerini gösteriyor. Evet.
Aynen. Evet, Facebook bu hale gelebiliyor. Peki biz Facebook'u neden kullanıyoruz? Baktığımız aslında bu videonun içerisinde bunların çoğunu görebiliyorduk. Şimdi Facebook'un en önemli motivi flört motivi. Bu bizim coğrafyamızda da globalde de. Çünkü burada Facebook iyi bir tırnak içinde avlanma sahası. Kimler için? İşte ex'ler, arkadaşımın arkadaşı, eski arkadaşlar, bizim mahalle, iş yeri, okul. Artık hiçbirinden olmuyorsa Facebook Search'ten. Nasıl bir metodoloji izliyorlar? Arkadaş değilse özgün bir mesajla arkadaş olmayı sağlamak metodolojinin ilk adımı. Doğrudan ilgi çekici mesaj ikinci adımı. Online olduğunu gördüğün anda chat, poke, like, karşı tarafın ilgi alanı ile ilgili video yükleme, like bekleme, fotoğraf yükleme, like bekleme, link paylaşma, like bekleme, ilgili olduğu yerlere gitme, like bekleme, faaliyetler yapma ve like bekleme. Ve sonunda da conversion, doğrudan buluşma için randevulaşma. Bu arada yüce bir resmi önemli istedim. Tabii. Kültür olana gelen 10 boşanmadan 7'si içinde ya Facebook ya MSN var. Süper, evet. Yani İşte yani aslında hani bunlar, ben çok temkinli konuşuyorum aslında ama çünkü hani bazen insanlar çok abartıldığını düşünüyor bunların ama işte sizin söylediğiniz aslında bunu çok net destekliyor hakikaten. 3 tanesi başka sebebi ama 7 tanesi Facebook yemesin. Evet. Teşekkür ediyoruz bu formal paylaşım için. Duyamamışlar biraz daha, çalışıyor mu? 10 boşanmadan 7'sinin içerisinde Facebook yemesin var artık. Bunu hukuk söylüyor ona göre. Evet. Bizde yine ikinci önemli motivi çok iyiyim motivi. Burada da alt kırılımlarına baktığımızda çok farklı videolar bulabiliyorum. İyi araştırmacı ve takipçiyim. Dünyayı geziyorum. İşte fotoğrafları. Çok güzelim. Bak farklı açılardan farklı ortamlarda ben. Çok yakışıklıyım. Bak farklı açılardan farklı ortamlarda ben. Çok güçlüyüm. Bak farklı platformlarda spor yaparken kaslarım kasılmışken ben. Uygulamalarda en iyi skorları ben alıyorum. En zeki benim. En iyi poker oynayan benim. En iyi film kültürü bende. En iyi tarla performansı bende. En beğenilen videolarım.
Ben evliyim ve eşim çok yakışıklı. İşte birlikte fotoğraflarımız. Benim çıktığım var. Çok yakışıklı. İşte birlikte fotoğraflarımız. Diğer önemli motif şuradayım motivi. Gezentiler bunlar. Şuradayım, şimdi buraya geldimciler. Mutlaka deneyinciler. Maçtayım, tribün ve benciler. X seminerindeyim, konferansındayımcılar. Burada X eşittir herkesin gitmek istediği bir konferans ve seminer. X toplantısındayımcılar. X eşittir önemli bir toplantı ve herkesin öykünebileceği bir toplantı. X kişisi ile Y mekanındayımcılar. X eşittir ünlü ve ilgi çekecek biri. Y eşittir X kişisiyle gidilebilecek bir mekan. Dolayısıyla bu denklemden de şuradayım motivinin birazcık daha detayı çıkıyor. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hiç samimi duygularla paylaşmak isteyen bir insan yok mudur ya? Yani? Şimdi hepimizin bakın şurada benim 43 kişi ben dahil Foursquare'den check-in yapmışız. Ben çok samimi duygularla check-in yaptım. Zaten benim tanıdığım herkes burada. Yani müvekkillerim de burada. Yani benim hava atabileceğim herkes burada da. Çok... Görüştüm zaten. Yani buradan onu anlamaya çalışıyorum. Bunların hepsi doğru. Biz de bir kısmını yapmışızdır muhabbet. Yapmışızdır hiç. Zaten o konuşmaya gerek yok. Şimdi burada... Ama şeyi merak ediyorum. Hani gerçekten hani bir şey paylaşayım. Şöyle... Yakında birisi varsa daha geçer gün burada buluşalım filan desene. Şimdi burada şöyle bir şey var. Aslında şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Hem markalar nezdinde hem de hani genel makro tüketici davranışı nezdinde bunlar makro hareket trendleri. Tabii ki istisnalar var. Tabii ki bunu samimi yapanlar var. Ama makro trendde insanların hani temel şeyleri böyle aslında hani baktığımızda. İşte nasıl 3 tane Facebook haricinde de boşanma davaları var. Ama 7 orada çok ciddi bir çoğunluk. O zaman bunlar asıl olanlar diyoruz. Evet. Diğer ve çoğunluk. Paylaşma güdüsü çok azınlıkta. Çok azınlıkta tabii. Tabii. Ya bir de tabii ki bunun hani birazcık daha karikatürize edilmiş hali. Yani sonuçta ama bayağı fit ediyor yani baktığınızda. Şimdi takipteyim. O da ayrı bir motif. Çünkü bunlar birazcık daha pasif olan ama aktif takip eden kişiler. Kim nerede ne yapmış? Foto takipçiler. Kim hangi fotoğrafı yüklemiş? Mekan neresi? Kıyafeti nasıl? Saçı nasıl? Makyajı nasıl? Fotoğrafta yanında kimler var? Foto taglenmişse fotodaki diğer aktörlerin diğer fotoğrafları nasıl? Hangi videoyu paylaşırsam daha çok tepki alırım? Kim hangi videoları yüklemiş? Yüklediği videodan ilgi alanlarını, zevklerini, motivlerini analiz edebilir miyim? Demek şuradaydı. Oraya neden gitmiş olabilir ki? Kimin nesine ne yorum yapmış? Neden böyle bir yorum yapmış? Başka bir yorumu var mı? Demek ki bu adamı seviyor. Ondan like etmiş. Demek ki bu adamın paylaştıklarını seviyor. Ondan like etmiş. Demek ki ortak şeylerden hoşlanıyorlar. Grup hareketi ve aidiyet. Ona baktığımızda etkinlik ve organizasyon düzenleyiciler, her konu ile ilgili grup oluşturanlar, ait olma, güvende hissetme, ben de onlardanım, ben de bu konuda onlar gibi düşünüyorum gibi motivlerle de yer alıyoruz. Oyun bizde çok çalışan bir mekanizma ve bizim tüketici davranışımızda çok etkileyici bir mekanizma. Facebook'ta neden oyun tüketiliyor? İşte kafa dağıtma, nasıl kodum, en iyisi benim, eğlence... En baba X oyununu oynayanlar grubunda yer alma. Dolayısıyla bu tip motivlerden dolayı kullanılıyor. Eleştirmenlere baktığımızda ise tipe bak, beraber olduğu herife bak, fotoğrafa bak, kılığa, kıyafete bak. Bunda like edilecek ne var? Yoruma bak, gittiysen ne oldu, bize ne? Ben hepsinden daha iyiyim. Gibi motivler var. Profil ziyaretçi takipçilerine baktığımızda profilime kimler baktı, neden baktı, acaba benimle ilgileniyor mu, biz ayrılmıştık gibi. Temel şeyleri görebiliyoruz. Şimdi tekrar ben altını çizmek istedim. Tabii bunlar exact ve tamamen böyle tamamıyla ispat edilmiş çok böyle akademik ve herkesin net diyemeyiz bunlara. Açıklıyor diyemeyiz ama genel makro trendleri en azından Facebook'ta neden kullanıldığına dair yorum yapabiliriz. Evet, teşekkür ediyorum. Zamanı birazcık hatta aştım galiba. Şimdi sorularınızı alabilirim. Teşekkürler.